Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar, bugün size göstereceğim bu modelin iğne oyası modelini tığa çevirdim şu şekilde. İki yaprağın arasına iki dal, dalların üzerine şöyle iki sıra boru yaparak üzerine bülbül türkülerini yaptım arkadaşlar ve gelincik modelini sizler için hazırladım. Bu şekilde çok tatlı ve çok da hoş oldular. Evet. Şimdi modelimizin de anlatım kısmına geçelim. Şu şekilde de aralarına bülbül türküsünden şöyle uyumlu olması için takım gibi ara suyu koydum. 3 tane koydum arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. 2 zincir çekerek tığ battımı hazırladım. Tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde ipimi sabitledim. 3 tane zincir çekerek bu şekilde bir tane yuva yaptım. Yuvamın içine 3 zincirimi kapattım. Yine arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Çevirdim. Bu 3 zincirli yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Aslında arkadaşlar buraya da 3 zincir çekecektim ama şu bombililiği vermesi için hani geriye dönerken birazcık ip yeme oluyor. Bu şekilde bombili durması için geriye dönerken 4 zincir çekerek 3 zincirli yuvamın içine sık iğne ile kapatıyorum. 8 tane zincir sıkı sıkı 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Döndüm. Bakın buradaki boşta olan tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde buraya bir artma işlemi yaptık. Şimdi ara mesafesi olarak 4 tane 2 zincirli tığ battı yapıyorum. Sıradaki tığ battıya 1, 2 zincir. Sıradaki tığ battıya 1, 2 zincir. Sıradaki tığ battıya. Şimdi arkadaşlar buraya 3 tane de yuvamız için tığ battı yapıyoruz. Toplamda 7 tane tığ battı mesafesi. Tabi bu sizin el ayarınıza göre 6 da olabilir. 3 ara mesafesi 3 de yuva için. Bir tane daha tığ battı yapıyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Evet. Yaptığımız işlem bir tane arkadaşlar bu şekilde bülbül türküsü. 7 tane de tığ battı mesafesi. Bir zincirimi çekiyorum, döndüm. Buradaki yuvamın içine girerek sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Yuvayı tam ortaladım. Bir zincirimi sık iğne ile sabitledim. 1 2 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum. Şöyle ortada bir tane bırakıp ikincinin içine toplamda 3 tane tığ battı mesafesi oluyor. Yuvamı 10 zincirimi kapattım 3. tığ battımın içine. Şimdi arkadaşlar bir zincirle düz yüzüne dönüyoruz. Düz yüzündeyiz. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yuvamın içine girip 2, 2 alarak buraya minicik bir trabzan yaptım. Bakın. Yine bir zincir çektim kenarda. Aynı bu yaptığım trabzanın içine girdim. Dibinde bir sık iğne. Tığımda 2 tane oldu. Daha önce bu yaprağı gösterdim. Yeni görenler için de bu şekilde yavaşça yapıyorum. Ana yuvaya da girdim. Dibinde bir zincir çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2, 2 olarak alıyorum. Bir zincir. Köşelerde bir zincir çekiyorum. Hemen ilk yuvaya bakın. Telin arasına. Bir zincir. Tığda 2 tane ilmek. Yine telin arasına 3 tane ilmek. Ana yuvadan birer birer artırdık. Bakın arkadaşlar 2'ydi 3 oldu. 3'tü 4 oldu. Yine 2, 2, 2 alarak bu şekilde tığımdaki ilmekleri topladım. Bir zincirimi çekiyorum. Aynı sistem 7'ye kadar devam ediyor. 2, 3, 4 ve 5.
Bu şekilde 2, 2, 2, 2 olarak aldım. Evet arkadaşlar, yine bir zinciri çekiyorum. Telin arasından, telin üzerine almıyorum arkadaşlar, tam ortasına girdim. 2 tane ilmek. Yine araya giriyorum. 3 tane. 4. 5. 6. Aynı yere 2 tane girdim son olduğu için. Orası arkadaşlar potlaşmıyor. Bu şekilde güzel duruyor 2 tane girersek. 2. 2. 2. 2. Bazen uyuya dalıyorum arkadaşlar. Çözünürlük olup olmadığını kontrol edemiyorum. Bu şekilde yaprağımı yaptım. Şimdi 2 tane zincirimi çektim. Tellerin arasına sık iğne yaparak bu şekilde şimdi aşağı doğru iniyorum. Bakın ilk telimin arasını bu şekilde arkadaşlar ışık. Şuradan ilk telimin arasına 2 zincirimi kapattım. 1 zincirimi çektim. Sıradaki telimin arasına girdim. 1 zincirimi çekiyorum. 3 1 zincir 4 1 zincir 5 1 zincirimi çekiyorum. Bakın tüm tellerin arasına giriyorum birer zincirle. Yine 1 zincirimi çekip sonuncu sık iğnemi de bu şekilde yuvada yapıyorum. Şöyle kaydırıyorum arkadaşlar öbür yaprak ve dalıma mesafe olması için. 1 ve 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2. Buraya minik bir trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir defa doluyorum. Bu yaptığım trabzanı araladım. 2, 2. Bu sefer yaprağa doğru da 2 tane trabzan yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Döndüm. Sık iğne ile bu trabzanımın arasına girip bu şekilde sabitliyorum. 2 zincirle yine yukarı çıktım. 2 zincirle de aşağı iniyorum. 1, 2 zincir. Ana yuvada. Şöyle arkadaşlar yine bunu da çekiyorum. Aynısından bir tane daha dal yapıyorum. Dalın yanına aynısından bir tane daha yaprak yapıyorum. Yani şu işlem olacak arkadaşlar. Bir dal, bir yaprak. Hemen yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yaprağımızın ortasında yaptığımız bu dalın içine girerek sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya sabitledim. Ve ilk başa çekerek şöyle ilk baştan doldurmaya başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Hemen yeşil yuvaya kapatıyorum. Bu birinci yuva. Tekrar 3 zincir. Bu ikinci yuva. 1, 2, 3. Yuvada sık iğne ile kapat. 1, 2, 3 zincir. 4 oldu. 1, 2, 3 zincir. Bu da 5. ve sonuncu yuvam. Yeşil yuvanın içine bu şekilde 3'er zincirli 5 tane yuva yaptık. Şimdi arkadaşlar hiç zincir çekmeden bu ipimi buradaki ilk kirpiğimin içine sık iğne ile sabitleyerek tutturacağım. Bakın şu şekilde şöyle çevireceğim bana doğru kirpikler. Size doğru da bu şekilde yuva. Bakın burada ilk yuvamın içine şöyle ipim hiç zincirsiz. Şöyle fazla gevşek de bırakmıyorum arkadaşlar. Arada boşluk olmaması için. Bu şekilde ilk kirpiğimin içine sık iğne ile giriyorum. Siyah olduğu için inşallah net görünüyordur arkadaşlar. İlk kirpiğimin içine sık iğne ile sabitledim. Burayı bir yuvarlak çevirdim. 5 tane yuvamız oldu bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynısı sistem arkadaşlar. Yuvanın içine
Bir tane daha yuva yaptım. İki sıra boru yapacağız yani buraya. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvanın içine girerek bu şekilde yuva yapıyorum. 3 zincir. Kapattım bu şekilde. 2 sıra 3 zincirli yuvamız olacak. Sıradaki 3 zincirin arasına girip kapatıyorum arkadaşlar. Umarım net görülüyordur. Siyahlık. 1, 2, 3 zincir. Şimdi arkadaşlar 4 tane yuvamız oldu. Bakın sonuncu yuvamıza da bu şekilde kapattık. 5 oldu. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir. İlk başladığımız yuvaya arkadaşlar bu şekilde nasıl geçiyoruz? Yuvayla geçiyoruz. Hani sık iğneyle geçtiğimiz yer vardı ya. Burada 6 tane yuvamız oldu. Şimdi arkadaşlar buranın çift sayı olması önemli. 6 yuvamı bir zincir çektim. Şöyle ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, birisini sizler için hazırladım. Bu şekilde zamanı değerlendirdim. İkincisini de aynı şekilde arkadaşlar, bakın bu ipi kopardığım noktadaki yuvadan giriyorum. İpimi buraya, mor ipimi hem de şu siyah ipimi yatırıyorum. Sık iğne ile buraya sağlamlaştırıyorum o siyah ipimi de arkadaşlar. Siyah ipimi kopardığım yuvadan başlıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Siyah ipimi de araya katıp bu şekilde ipimi de oraya sağlamlaştırdım. Aynı yuvanın içine arkadaşlar yuva yaparak, yani tüm yuvaların içine tekrar yuva yaparak 6 olan yuvamızı 12'ye çıkaracağız bu şekilde. 2 tane zincir çektim. Sıradaki yuvamın içine sık iğne ile geçtim. 2 zincir yaparak bütün yuvaları dolduracağız. 2 zincir yuvanın içine girdim. 2 zincir yuvanın içine girdim. Bakın arkadaşlar, her yuvanın içine tekrar tekrar yuva yapmayı unutmadan geçmeyin. Yoksa 12 yerine daha eksik yuvanız çıkar ve üst yuvaları yapmakta eksiklik olur. 2 zincir, sıradaki 2 zincir, sıradaki 2 zincir, bu şekilde sıradaki yuvaya geçiyorum. 1, 2 zincir aynı yuvanın içine bu şekilde sabitliyorum. Bakın arkadaşlar, yuvamızın 2 zincirle dolum işlemi, yuvaları bu şekilde hazırlıyoruz. Yine 2 zincir, sonuna geldik. 1, 2 zincir. Sonuncu yuvamızı da aynı şekilde yaptım. Şimdi burası önemli arkadaşlar. 2 zincir çekip bu yuvanın, ilk yuvanın içine sık iğne ile 2 zincirimi sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum aynı yuvanın içine arkadaşlar. Sakın bir sonraki yuvaya kapatmayın, yoksa eksik çıkıyor. Kesim işlemi yapmış olursunuz. 12 olan yuvamızı eksiltmiş olursunuz. Aynı yuvanın içine bir tane yuva yaptım. Bakın bu ilk yuvamız. 1, 2 zincir. Şimdi ikincisini sıradaki yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde buraya 2 tane yuva yaptım. Bir zincirle dönüyorum. Hemen yanındaki yaptığım yuvanın içine, şöyle minik yuvalar olduğu için görülmekte zorluk olabilir arkadaşlar, sık iğne ile sabitledim. Bir tane yuvam kaldı. Eksilttim. 1, 2 zincir. Sıradaki bu yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi de çektim. Döndüm. Hemen bir zincirli yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. Bu 2 zincirle kapattığım yuvamın içine bakın 6 zincirimi sabitliyorum. Bakın ilk bülbül türkümüzü yaptık. 1, 2 zincir. Şimdi arkadaşlar teker teker her yuvaya bir defa batıyoruz. Sadece 2 defa batma işlemi ilk baştaki yuvada. Sıradaki yuvaya bir tane yuva yaptım. 1,
2. Yine sıradaki yuvama. Başlarken bir siyah noktaya, ipi kopardığım noktaya yuva. Bir de arkadaşlar ilk başlarken yapacağımız yuvaya 2 tane. Bu püf noktalarına dikkat edersek eksiklik yaşamayız yuvalar konusunda. Yine bir zincirle döndüm. 2 zincir çekerek aynı işlem arkadaşlar ilkinde yaptım. 1'e düşürünce hemen bir zincirle çekip yine bu yuvamın içine girip sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Yine 6 zincir. Evet, öbür sık yaptığım gelincikle aynısı arkadaşlar bu şekilde. Bütün yuvaları 6 tane yuvamızı bu şekilde yapalım. Sonuncuyu da arkadaşlar beraber yapalım. Bunları ben yapayım hem de ezanı dinlemiş oluruz. Evet arkadaşlar. 2 tane yuvayı bıraktım bu şekilde. Bakın. 1 ve 2. 1 2 zincirimi çektim. Aynı şekilde bu yuvamın içine girip sıradaki yuvamın içine girip kapattım. 2 zincir. Bu şekilde 2 tane yuvam oldu. Bir zincirle dönüyorum. Şöyle ters tarafına. Hemen yanındaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya kesim işlemini yaptım. 2 zincir. Tek kalan yuvamın içine de bu şekilde bir tane yuva yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Döndüm düz tarafına. Sık iğne ile bir yuvanın içine. Evet, 2, 1. Bu kadar arkadaşlar. Yaptığımız yuva 2 ve 1. Kenarlardan birer zincirle kestik. 6 tane zincir. 6 zincirimi çektim. Bakın bu ikinci yuvayı kapattığım yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum zincirimi. Bu şekilde artma işlemini gerçekleştirdik. Bir zinciri de çektim. Şöyle ipimi koparıyorum arkadaşlar. Bakın bura önemli. Bu son yuvayı bırakıp göstermek için bıraktım arkadaşlar. Aslında hepsini aynı devam edin, bitirin derdim. Sırf bu ipi göstermek için bu şekilde son yuvayı sizle yapmak istedim. Bakın arkadaşlar. Buradaki arka tarafına çevirdim. Buradaki ilmekten tığımla giriyorum. Bura önemli. Çünkü arkadaşlar burayı böyle yarım bırakmak istemiyorum. Bu ipi arka tarafındaki ilmekle kaynaştırmak istiyorum. Bakın hemen o yaptığım yuvanın iki zincirinden aldım. Bu şekilde arka tarafına çekiyorum. Ve sık iğne şöyle bir zincir gibi sağlamlaştırıyorum buraya. Bakın düz yüzünden de bakacaksınız. Hiç ekleme izi yok arkadaşlar bu şekilde. Arka tarafından ilmek alıp düğüm attım. Şimdi ben bunu da kesip ucuna biraz yakacağım ki tekrar sökülmesin arkadaşlar. Yakmadığımız sürece sökülme işlemi oluyor. Şöyle rengini belletmeden. Evet. Bitmiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kullanacağız diye mesaj atan arkadaşlar için isterseniz bu şekilde şöyle buralarına saç spreyi sıkarak sertleştirebilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da hani kamera karşısında o kadar hırpalanmasına rağmen bakın gayet sert bir şekilde duruyor modelimiz bu şekilde. O kadar hırpaladık yapacağız derken hani rahat olmuyor. Dar alanda, yüksek bir alanda çekiyoruz. Bunları ben boş bırakıyorum. Siz isterseniz bu çiçeğin renklerinden hangi renkten yapıyorsanız bu şekilde aralarını arkadaşlar isterseniz kırmızıyla devam edeceksiniz. Gelinciğin rengi çünkü kırmızı. Bu şekilde kırmızıyla yapabilirsiniz. Veyahut da böyle biraz da menekşe gibi oldu. Gelincikten ziyade değil mi arkadaşlar? Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bu ara suyundaki yerlerini bu şekilde renklerinden yapabilirsiniz. Evet, ben çok beğendim inşallah arkadaşlar. Bu size çektiğim 3. gelincik modelim. Sizi gelinciklere boğdum herhalde birazcık da. Evet, modelim bu.
Yapımı da kolay. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde de yaptık. Bunları da gösterdiğim tarzda bu şekilde zincirde yaparsanız arkadaşlar, böyle güzel, hoş gelincikleriniz olur. Evet, modelim bu. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.